Merhaba. Ben Cem. Bu pastada neyin nesi mi? Tabii ki benim doğum günü pasta. Ama galiba üflemem gerekiyor şu an. Üflemeyin hemen. Ama neden? Yaşasın. İyi ki hatırlattın. Evet evet. Hemen bir dilek dileyeceğim. Allah'ım, ne olur bana bir sihirli değnek ver. Hani şu masallardaki perilerin ellerinde olan. Şöyle bir aşağı bir yukarı sallayınca bütün dilekleri yerine getiren değnekler yok mu? İşte tam da onlardan istiyorum ben. Neden mi? Benim bir kardeşim var. Adı Cemre. O da benim gibi yürüyüp koşabiliyordu. Onunla çok güzel oyunlar oynayabiliyorduk eskiden. Aha. Şimdi oynayamıyoruz. Evet, trafik kazası sonrası ayaklarının üzerine basamamaya başladı kardeşim. Artık ne yürüyebiliyor ne de koşabiliyor. Bacağı kırılmış. Bir müddet böyle kalacakmış. Öyle söyledi doktor amca. Ama tabii ki ben onu hiç yalnız bırakmıyorum. Abisi olarak hep onun yanındayım. Pencereden bakıyorum. Hava güzel. Kapıyorum kardeşimi. Oturtuyorum sandalyeye. Haydi parka. İşte tam da burada gerekiyor sihirli değnek bana. Şöyle bir aşağı bir yukarı sallayıp engelli rampasının önündeki arabaları havaya kaldırmaya. Ya da merdiven çıkmamız gereken yerlerde bir aşağı bir yukarı daha. Hop, sandalyeyle ışınlanalım en üst kata. Bir aşağı bir yukarı daha. Hop, sandalyeyle ışınlanalım en alt kata. Aa! O da ne? Kardeşim geliyor yürüye yürüye. Canım kardeşim. Dönmüş eski haline. O halde vereceğim sihirli değneğimi. Her isteğini. Yürüyemeyen yürüsün. Göremeyen görsün. Konuşamayan konuşsun. Duyamayan